Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu bölümümüzde yine bir CTF çözeceğiz. Bu sefer çözeceğimiz CTF tryhackme.com'dan olacak. E biliyorsunuz Hack The Box var, TryHackme var, OneHub var. Genelde ücretsiz olduğu için tamamen OneHub'a odaklanıyordum ben YouTube kanalından. Fakat belki takip etmişsinizdir. Birkaç ay önce ileri seviye etik hackerlık kursunu yayınladık burada sızma testlerine odaklandık ve özellikle de hem pen testing hem de sızdıktan sonra yetki yükseltme konusuna oldukça fazla odaklandık ki hem CTF'lerde hem de OSCP gibi sertifikalarda oldukça karşınıza çıkabilecek konular. Şimdi burada Tabii ki farklı e, mekaniklerle çalışmak durumunda kaldık. İşte TryHackMe'den, Hack The Box'tan, birçok farklı örnek de çözdük orada. Hatta başka CTF'lerden de. Ve şöyle geri dönüşler aldı. E, dedi ki arkadaşlarımız ya biz Windows konusunda biraz eksik kalmışız. E, Linux konusunu öğrendik, biraz da Windows'a odaklanalım ki etik Eker sızma testi kursuna da yani ileri seviye kursa da e, Windows'la ilgili ve Windows'ta etik yükseltmesiyle ilgili de birçok bölümü zaten ben bu yüzden ekledim. Ama yine de takviye edici olması açısından farklı farklı alternatiflerin de YouTube kanalında bulunması iyi olur dedi arkadaşlarımız o yüzden. Bugün Ice denilen bir makineyi beraber çözeceğiz. Oldukça basit bir makina ama özellikle de TryHackme'de kendinize puan toplamak vesaire istiyorsanız onun için biraz da size faydalı olur. Biraz da Windows'a başlamak açısından faydalı olur. O sebeple de sizin için güzel olacağını düşünüyorum. Öncelikle tabii ki tryhackme.com'a girip üye olmanız gerekiyor ben üye oldum. Ücretli versiyonları da var. Biz ücretsiz bir şeyi çözeceğiz. En azından ben bu videoyu çekerken ücretsiz. Hani belki ileride ücretli olabilir. E, o zaman izlemek durumunda kalabilirsiniz. Not almak durumunda kalabilirsiniz. E, burada ben e, ileri seviye etiket kursunda kendimize özel bir oda yapmıştık. Onun üstünden çalışıyorduk aslında. Ama şimdi apayrı başkasının yaptığı bir makineyi aslında çözeceğiz. Öncelikle üye olduktan sonra kendi profilinize gelebiliyorsunuz ve daha önce girdiğiniz odaları vesaire görebiliyorsunuz. Bu oda dediğim gibi bizim kursa özel bir oda. Onu yapmıştık ve buradan kendinizi görebiliyorsunuz. Hatta profilinize girip yani şu şekilde farklı yerlere de girebiliyorsunuz. İşte adınızı adınızı değiştirebiliyorsunuz vesaire vesaire. Ama bizim derdimiz şu anda bu değil. Bizim derdimiz ne? Bizim derdimiz Windows ile ilgili bir makinayı çözmek O yüzden Learn kısmına gelip burada bir aratma yapacağım Çözeceğimiz makinanın adı ICE dediğim gibi direkt şu şekilde ICE diye aratıyorum Zaten şu anda bir tane var ve Windows logolu Hatta adresini de göstereyim tryhackme.com Room ICE gördüğünüz gibi oldukça basit bir şekilde buraya bağlanabiliyorsunuz. Şimdi bu Try Hackman'in güzelliği şu. Size adım adım ne yapmanız gerektiğini burada gösteriyor. Biz genelde CTF çözerken e, buraları çok önemsemeyiz. Buraları okumayız, geçeriz. Ama bu sefer okuya okuya ipuçlarını takip ede de çözeceğiz. Bunu böyle yapmak biraz gerçek senaryodan uzaklaştırıyor. Hani daha kolay oluyor. Çünkü bize ipucu veriyor kısacası. Ama bir yandan da eee TryHackme kullanmayı size daha iyi öğretiyor. Burada daha fazla puan kazanıp kendinize güzel bir portföy oluşturabilirsiniz. Böylece siber güvenlik işlerine başvururken de ya ben TryHackme'de işte e, bir sürü puan topladım. İşte dünyada bilmem kaçıncı oldum, Türkiye'de bilmem kaçıncı oldum. Bu tarz şeyleri söyleyebilirsiniz. Öncelikle bir VPN bağlantısı kullanmanız gerekiyor. Bir vpn bağlantısını e, access page'inizden erişebiliyorsunuz zaten erişim e, sayfanızdan erişebiliyorsunuz siz üye olduktan sonra herkese özel bir konfigürasyon dosyası çıkıyor gördüğünüz gibi benim için bir konfigürasyon dosyası var buradan herhangi bir server seçiyoruz eğer vip üyeyseniz yani para verdiyseniz e, daha hızlı bir bağlantı alabiliyorsunuz değilseniz buradan herhangi birini seçebiliyorsunuz ve download dediğinizde sizin için bir tane VPN dosyası indiriliyor. Bunu save diyeceğim ve downloads'un içerisine benim için indirilmiş. Downloads'u açayım sanırsam daha önceden de bir tane VPN'im varmış. daha önceden ben VIP üye olduğum için ayrı VPN olması gerekiyor. O yüzden bir öncekini ben siliyorum. Sizin öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Bunun da adını değiştireyim. Atıl Samancıoğlu 1 olmasın. Atıl Samancıoğlu.ovpn olsun. Şu şekilde rename edelim. Bunu rename ettikten sonra arkadaşlar aslında bu ice makinasının da başlangıcında bana bunu söylüyor yani bir bağlam önce de bağlandıktan sonra işlemleri yapalım diye burada karşınıza gelen şeyleri çözdükçe da basabiliyorsunuz ve size puan veriyor gördüğünüz gibi yani ve bazılarında tabii ki çözdükçe size sorular soruyor oraya cevapları yazmanız gerekiyor ama şu an için sadece bağlanmanız gerektiğini söylüyor bağlantıyı beraber yapacağız zaten. İndirdikten sonra hemen CD Downloads deyip Downloads içerisine girebiliriz. Ve şu anda LSLA dediğimde burada atılsamancıoğlu.ovpn'i ben görüyorum gördüğünüz gibi. O yüzden şunu bir clear yapayım. E, root olarak çalıştırdığım için direkt OpenVPN deyip atılsamancıoğlu.ovpn'i buraya yazabilirim. Siz eğer root değilseniz sudo OpenVPN'i çalıştırmanız gerekiyor. Bunu çalıştırdığımızda TryHackMe'nin ağlarına bağlanmış oluyoruz ve burada Initialization completed'ı gördükten sonra burayı kapatmamanız gerekiyor. Yeni bir tab açıp ifconfig çalıştırırsanız eğer ETH0'da bir IP adresiniz olduğu gibi artık bir tunnel'da yani bir tünelde karşınıza çıkıyor. Size yeni bir IP adresi veriyor. 10.9.199.213 yeni IP adresiniz. Bu tryhackme ağlarında kullanacağınız IP adresi olarak karşınıza çıkıyor. Süper. Bunları direkt completed yapıyorum. Şimdi bağlantımızı sağladığımıza göre artık bu makinayı hayata geçirebiliriz. Ve şu anda bakalım ikinci task'a e geldiğimizde start machine diye bir buton görüyorsunuz. Buna bastığınızda arkadaşlar sizin için bir şey açılıyor. User VPN diyor. Tamam bunu yaptık zaten kapattık. Sizin için bir makine açılıyor ve bir dakika içerisinde size IP adresini gösteriyor. Bu açtığınız makineyi 59 dakika boyunca çalışacağını söylüyor. Eğer add one hour yani bir saat ekleye tıklarsanız sizin için bir saat daha ekliyor ve iki saat boyunca kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi bunu arttırabiliyorsunuz. E, VIP üye olursanız mesela burada daha hızlı IP adresi gözüküyor vesaire vesaire. Hani e, ama bunu şu anda en azından Ice Machines'ın ücretsiz bir şekilde kullanabiliyoruz. Ben bu makinayı bu arada ilk çıktığında sanırsam 2019'da 2 yani yıl önce çıkmıştı diye hatırlıyorum. O zaman bir bakmıştım. E, çok kolay bir makine hızlıca çözmüştük ama e, burada birçok farklı soru soruyor. Buradaki detaylara bakmamıştım. Şimdi tek tek onları bakacağız ve beraber çözeceğiz. Daha da iyi olacak. Burada IP adresi gözüktükten sonra gördüğünüz gibi 10.10.44.169. Bizim de if config'de gördüğümüz şey onla başlayan IP adresimizdi. Artık bunu kullanabiliriz. Direkt pingleyebiliyor muyuz bilmiyorum. Çünkü bazı makineler ping kabul etmiyor ama ee, bakalım IP adresi şunu kopyalayıp pinglemeye çalışalım. Kabul ediyor mu görelim. Şuradan tekrar bir şuraya gelip yapıştırayım. Sanırsam yanlış şeyi yapıştırıyor. Paste clipboard diyelim. Evet, pinglemeye çalışalım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi pingletiyor. Ctrl C ile pingi durdurabilirim. Demek ki pingleyebildiğime göre makineye bağlantıyı gerçekleştirdik. Süper. Sonra hemen geliyor. Deploy ettik mi ettik. Şimdi bakın bundan sonrakilerde gördüğünüz gibi ee, size tek tek yol gösteriyor. Mesela diyor ki Nmap Scan'i yapın. İşte Nmap Scan'de hatta size ipuçları vermiş. Sin Scan kullanın diyor. Ee, ve bakalım başka bir şey diyor mu? Başka bir şey demiyor. Bundan sonra gördüğünüz gibi sizden bazı cevaplar istiyor. Mesela diyor ki işte 8000 portunda ne çalışıyor onu yazın diyor. Veya host name'i neymiş o makinanın onu yazın diyor. Bunları bilmiyoruz. Nmap sken'i yaptıktan sonra göreceğiz. İşte MS hangi portta çalışıyor onları yazın diyor vesaire vesaire. Onları bilmiyoruz. Kısacası bir tane nmap yapmamız gerekiyor. Şu download'u, notepad'i her şeyi kapatalım. Hemen bir nmap çalıştıralım. Tabii IP adresini kopyalarsak iyi olur çünkü ona karşı nmap'imizi yapacağız. Öncelikle hemen nmap'imi yazıyorum. Bütün portları tarasak iyi olur herhalde. Bir bakalım burada bir şey diyor mu? Evet scan all ports diyor. Bütün portları tan tanımlayın. Bütün portları tanıyın. Tanıyın diyor. Taramak sözcüğünü bir türlü söyleyemedim. Başka burada bir şey diyor mu? Pinglere ismp'ye... Cevap vermiyor diyor. Onun için şöyle bir şey ekleyebiliriz. SS yaptıktan sonra arkadaşlar, PN ekleyelim ping için. Ee, Agresif scan bütün portları tara diyorum ve output koymaya çok da gerek yok açıkçası. Direkt bunları yazdıktan sonra paste clipboard deyip ip adresimi verebilirim ve bunu çalıştırabilirim. Bunu çalıştırdıktan sonra nmap sonuçlarımız çıkacak biz de ona göre Cevabımızı Göreceğiz Aslında zenmap'te yaptığımız Şu agresif scan Ya da intense scan'dan Çok da farklı bir şey yapmadık açıkçası Sadece ping ile ilgili bir tane parametre ekledik o kadar Gibi gözüküyor şu anda bütün portları taradığımız için biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Bu gibi durumlarda ben şöyle yapıyorum bu arada. E, ileri seviye etik hackerlığı alanlar görmüştür. Yani kendime yeni bir klasör açıyorum genelde. İşte mesela Documents'ın içerisinde. E, burada bir CTF klasörüm olması gerekiyor. Evet. Mesela Maktir. Bunun adı ne? Ice. Ice için bir klasör açıyorum. Ve Ice'ın içerisine giriyorum. Sonra burada alacağım notları vesaire e, kaydetmek için bir dosya açıyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Örneğin Nano ile açalım bir tane not.txt diye ve içerisine buradaki e, sonuçları kaydedeceğiz birazdan. Şimdilik belki sadece şeyi kaydedebiliriz, bunu kaydedebiliriz. E, olur da bağlantımız kesilir, bir şey olur. E, sonradan tekrar buradan alabiliriz. Nano'da kaydetmek için Ctrl O Enter Ctrl X yapıyorduk. Ve cat dersek eğer cat notes txt artık gördüğünüz gibi kaydettiğim notların burada olduğunu göreceğim. Böylece şey boyunca yani ctf'i çözme süresi boyunca tüm notlarımı onun içerisine alacağım kısacası. Çok da önemli bir konu değil kağıda kaleme de alabilirsiniz. Şimdi burada duruyorum nmap sonuçlarımız çıkınca hemen e, açık ne var ve buradaki şeyleri takip ederek buradaki ipuçlarını takip ederek neleri bulabiliriz ona bakacağız